Kıymetli velimiz, göz bebeğimiz olan çocuklarımızın korunması en hassas olduğumuz konulardan biridir muhakkak. Çocuklarımızı tanımadığımız, güvenmediğimiz kişilere ve ortamlara emanet etmeyi aklımızdan bile geçirmeyiz. Çocuklarımızın mahremiyeti bizim kırmızı çizgilerimizden biridir. Peki, aynı hassasiyete dijital ortamlarda dikkat ediyor muyuz? Çocuklarımızın dijital mahremiyet sınırlarını ne kadar önemsiyoruz? Ve dijital mahremiyet dediğimiz husus nasıl sağlanmalı? İşe çocuklarımızın hangi dijital ortamlarda bulunduğunu tespit etmekle başlayabiliriz. Bunlar YouTube, Netflix, Instagram, Facebook veya çeşitli online oyunlar olabilir. Sizlere basit birkaç adımla dijital mahremiyeti korumaya ve bu sınırları belirlemeye yardımcı olabiliriz. Birinci adım. Çocuğumuz YouTube veya Netflix'te zaman geçiriyorsa mutlaka iki online platformun da içeriklerinin çocuklara uygun olan Kids yani çocuk oturumlarını açmalıyız. İkinci adım. Çocuklarımızın ekran karşısında muhatap olduğu oyun, video ve filmlerin etiketlerini dikkatle inceleyerek içerik ve yaş sınırlandırmaları hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Üçüncü adım. Çocuklar arasında yaygın olan online oyunların PUBG, Minecraft, Roblox gibi hangi online oyun gruplarıyla oynadığını, yani oyun arkadaşlarının kimler olduğunu kontrol etmeli ve ekran süresini yaş grubuna uygun olarak belli bir sınırda tutmalıyız. Dördüncü adım, dijital verilerin dijital ortamda paylaşılan yazı, adres, telefon numarası, fotoğraf gibi bilgilerin internet ortamında hiçbir zaman kaybolmadığını, istenmeyen yerlere ve istenmeyen kişilerin ellerine geçebileceğini çocuklarımıza anlatarak bir bilinç oluşturmaya çalışmalıyız. Beşinci adım, belki de en önemlisi, çocuklarımızın dijital dünyaya mahkum kalmaması için evlerimizde güvenli, sıcak, samimi ilişkilerin ve paylaşımların yaşandığı ortamlar oluşturmalıyız. Sağlıklı zihinler, sağlıklı nesiller için.